Gençlik türevi alma kurallarının 21 numaralı köşe taşıyla devam ediyorum dostlarım. Bakalım ne diyor ilk sorumuz. Mutlak değerli bir fonksiyonun türevi var dostum. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Bizden istediği türevini aldıktan sonra x'in yerine yazacağımız sayı eğer ki içerisini mutlak değerin içini sıfır yapan bir sayıysa, yani kritik nokta dediğimiz noktaysa sağdan ve soldan türevine bakacağım. Ama yok, kritik nokta değilse, ki bakın 2'yi içine yazıyorum, eksi 3 geliyor. Yani sıfırı yapmıyor. İçerisi eksi çıkıyor 2'yi yerine yazdığımda. Bu şu demektir. Bunu eksi dışarıya çıkart. Eksi x artı 5 olur senin fx dediğin şey. Ve türevini al. Alalım türevini. Eksi x'in türevi eksi 1'dir. 5'in türevi 0 zaten. Şimdi f'in türevi eksi 1. Sen x yerine 2 yaz diyor, 3 yaz desin, 5 yaz desin. Artık türevi eksi 1 çıktıysa f'in türevi, kesinlikle içine ne yazarsan yaz hep eksi 1 gelecekti. O yüzden cevabım Bursa çıktı. Geldim buna. Bakın tanıdık bir limit kısmı var burada. X eksi 2, x eksi 2. Neydi bu? Türevinde f'in türevini al ve x gördüğün yere de 2 yaz demekti. Şimdi ilk önce 2'yi yerine yazıyorum. Bakalım içi 0 mı? 0'dan küçük mü? 0'dan büyük mü? 2 yazarsak 8. 2 yazarsak 4. 8 eksi 4'ten artı 4 geliyor. Yani pozitif bir değer çıkıyor. O halde ben bu fx'i aynen hiç eksiyle çarpmadan olduğu gibi dışarıya çıkartıyorum. Yani x küp eksi 2x yazıyorum. Hemen türevini alalım fx'in. 3x kare eksi 2 gelir. Burada da x gördüğün yere 2 yaz diyor. 2 yazarsak 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım 12. 12'den de 2 çıktı. 10 geldi sorumun cevabı goberler. Ve geldim 3 numaralı soruya. F'de 1'i bulun diyor. O halde hiç türev almayın diyor. Direkt 1'i yazın diyor. Yazalım. 1'in karesi 1. 1'den 3 çıktı. Eksi 2. Mutlak değer içinde olduğu için 2 çıktı. Buradan da 1'in karesi, 1'in küpünden 1 geldi. 2 artı 1 çıktı. Bu bizim f'de 1 değerimiz. Yani 3 bulduk burayı. Şimdi artı f'in türevinde 1'i bulun diyor. Öncelikle 1'i yerine yazıyordum dostum. 1 eksi 3'ten eksi 2 geliyor burası. İçini eksi yaptığı için bu değer, ben de buradaki fx'i şöyle çıkartacağım. Fx dışarıya eksi ile çarparak çıkılacak. Eksi x kare artı 3x çıkacak. Bir de artı x küp var. Şimdi türevini alalım f'i. Hemen alıyorum türevini dostlarım. Eksi 2x gelir. Artı 3 gelir. Bir de 3x kare geldi burada. Şimdi 1 yazın diyor. Yazalım. 1 yazarsak eksi 2 artı 3 artı 3. 6. 2 çıktı. 4 geldi bu da. 3 ile 4'ün toplamı da 7 çıktı goberler. Son soruma bakıyorum. Bu ne diyor? Şurayı hatırlayın hemen. Gözünüz alışmış olsun buraya. F'in türevinde eksi 3'ü bulun diyor dostum. Hadi getirip x yerine ilk önce eksi 3 yazacaktık. Bakalım içini negatif mi yapıyor, pozitif mi? Eksi 3 yazarsam burası eksi 1 çıkar. Yani içi negatif çıktı. O halde ben bunu nasıl çıkartacağım dışarıya? Eksi ile çarparak çıkartacağım. Yani fx şöyle olacak dostum. Eksi, başında bir x var zaten. Eksi x artı 2 diye çıkacak. Eksi ile çarptım başını. Hatta bunu da bir düzenleyelim fx'i. Eksi x kare eksi 2x oldu. Şimdi türevini alalım f'in. Eksi 2x yapar. Eksi 2 yapar. Eksi 3 yazalım x yerine. Eksi 3 yazarsak eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı 6. 6'dan da 2 çıktı. 4 çıktı sorumuzun cevabı. Evet. 21'i gömdük. Geldik 22'ye. Diyor ki türevsiz olduğu x değeri kaçtır? Dostum, şimdi buradaki ifade eğer ki birinci derecedense, yani tek katlı bir kökü varsa, direkt içini sıfır yapan ifade, yani eksi 2'dir değil mi? İçini sıfır yapan ifade bunun türevsiz olduğu yerdir. Kritik noktasında türevsizdir diyeceğiz hemen. Kritik noktası da demek içini sıfır yapan demek, o da eksi 2. Neymiş? Tek katlı kökse ama bunu yapıyorum. Eğer çift katlı kökse devam edecektik oradan da. Şimdi gelelim buna. Bakın yine çift katlı kök. Burada türev var. Geç bunu. Tek katlı kök. Bunun tek katlı kök olmasından dolayı buradan 3 için türev gelmeyecek. Türevinin olmadığı kaç farklı değer vardır? Bir tek 3 için gelmiyor.
Yani bir tane değer vardır demem yeterli. Geldim buna. X eşittir bir noktasında türevi yoktur diyor. E şunun zaten direkt gözüküyor. Türevini hemen alın bunun. 2x eksi 1'dir. X yerine de 1 yazalım. 2 eksi 1'den 1 çıkıyor türevi. Bunun türevi var. Türevi yoktur diye bir soru sormuş bize. Bakın 1 yazarsam bu kritik noktası. 0 yapıyor. E bir de x eksi 1'in birinci kuvveti bu. Tek katlı köktür bu sonuçta. O zaman burada türevi yoktur. Yani 2'de türevi yok. 2 bir kere şıklarımızda olacak. Şöyle bir silelim 2 olmayanları. 1'in türevi vardır. O yüzden 1 olanları da silelim. Şimdi gelelim son maddeye. Hemen bakın buradaki ifadeyi şöyle 1'e 1 hatta eksi 1'e eksi 1 diye çarpanlarını ayıralım. X eksi 1'in karesi. Çift katlı kök çıktı kardeşim. 1'i yerine yazdığında 0 yapıyor ama çift katlı kök olmasından dolayı türevi vardır diyorum dostlarım. Demek ki 3 içinde türev var. O halde türev yoktur diye soruyor. Sadece 2 için türevimiz yoktur diyebiliriz dostlarım. Geldik buna. Fonksiyonu daima türevli olduğundan dolayı diyor. Daima türevli. Buna göre de diyor A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır dostum. Şimdi türevli olabilmesi için ne dedik? Ya buranın çift katlı kökü olacak ya da hiç kökü olmayacak ki türevi olsun diyeceğiz dostlarım. Peki çift katlı kökü veya hiç türevinin olmaması ne demek? Delta küçüktür sıfırsa hiç kökü yok. Delta eşittir sıfırsa da çift katlı kökü vardı. İşte delta'nın küçük eşit sıfır olmasını istiyor bizden aslında. Hemen bunun deltasını küçük eşit sıfır yapalım. B kare yani eksi 2a'nın karesi 4a kare yaptı. Eksi 4ac yani 4 çarpı a'mız 1, c'miz de 4, 4 çarpı 4. Küçük eşit sıfır olacak. 4a kare küçük eşit 16. A kare küçük eşit 4 geldi. Demek ki a'larımız hangi aralıkta olmalı? Eksi 2 ile 2 aralığında olmalı. Burada da eksi 2 var. Eksi 1, 0, 1 ve 2 değerleri var. 5 tane değer vardır. Cevabım Ceyhan'dan geldi diyebilirim. Evet 22 numarayı gömdüm. Sıra geldi 23 numaraya. Burada da gördüğüm kadarıyla bileşke fonksiyonun türevini aldıracak bize. Gayet basittir dostlarım. Şimdi ilk önce gof dediğimiz şey g'nin içinde f'in içinde x anlamına gelir. Öncelikle bunun türevini bulacağız şimdi biz. Şu kısmın bir türevini alalım. Dostum en dıştan başlıyorum. G'nin türevi diyorum. İçini olduğu gibi yazıyorum ne varsa. Çarpıyı koyuyorum. Şimdi g'den bir içeri girdim. İçeri girdiğimde neyle karşılaştım? F. F'in türevi diyorum. F'in türevinde x. İçine aynen yazdım. X var içinde. O yüzden x'e aynen yazdım. Yine çarpı diyorum. Bir içeri daha girdim. Ne var içeride? X var. X'in türevi. O da 1 olduğu için 1'i yazmaya bile gerek yok. Şimdi hadi düzenleyelim. G'nin türevini bulacağız ilk önce ki G'nin türevi nedir? 3x karedir. G'nin türevi. Burada da diyor ki g'nin türevinin içine fx'i yazın. Yani x gördüğünüz şuraya 3x kare yazın diyor. O zaman şöyle olacak bak 3 çarpı x gördüğüm yere 3x kare yazdım. Bir daha karesi var burada. Çarpı f'in türevini yazın diyor. O da 6x'tir f'in türevi. Düzenleyelim burayı. 3 çarpı 9x üzeri 4 çarpı 6x oldu. Yani şurası 54 yaptı. 54 ile 3'ün çarpımı 162 yaptı. Bir de x üzeri 4 ile x üzeri 1, x üzeri 5 yaptı. 162, x üzeri 5 Adana şıkkımız doğru cevaptır. Geldik 2'ye. F ve G türevlenebilir iki fonksiyon olsun diyor. Tamam. G'de bileşke F'in türevinde 1. Şimdi şunu bir daha G, F içinde x diye yazalım. Önce bunu bir bulalım. Şimdi g'nin türevini alıyordum. İçine aynen yazıyorum. Sonra çarpı içine girdim. F'in türevinde x diyorum. Yine çarpı bir daha içine girdim. X'in türevi çıktı karşıma. O da 1. Peki şimdi ilk önce fx. G'de bileşke 1'i yazın diyor. X gördüğümüz yere 1 yazacağız. Neler olacak? F'de 1 olur burası. F1'i de vermiş 4. O halde g'nin türevinde 4 oldu. Çarpı. F'in türevinde 1 olur. X yerine 1 yazdığımda. O da eksi 3'müş.
çarpı 1 yazmasak da olur. Şimdi g'nin türevinde 4. 2'ymiş arkadaşım. 2 çarpı eksi 3. Eksi 6 geldi sorumun cevabı. Geldim 3 numaraya. F bileşke g için x yerine 1 yazın diyor. Hadi f içine g'de x'i bir yazdım. Bileşkenin türevini alıyorum şimdi. Bunun türevi. F'in türevi içine aynen yazıyorum. Çarpı içinin türevi. G'nin türevinde x. Şimdi ne istiyordu? X yerine 1 yazın diye soruyor. Burası ne olur? G'de 1 olur. Şöyle f'in türevinin içinde g'de 1 oldu kardeşim. Çarpı g'nin türevinde 1. Şimdi g'de 1'i bulalım. 1 yazarsam 1 bölü 1'den 1. 1 daha 2. Şurası 2'ymiş. Yani f'in türevinde 2 çarpı g'nin türevinde 1. Şimdi g'nin türevini alalım. Önce bu gx'i bir daha düzgün yazayım ben. Şöyle yazılacak. X üzeri eksi 1 çarpı artı 1. Şimdi türevini alalım bunun. G'nin türevi. Eksi x başa geldi. Üzeri eksi 2. 1'in türevi 0. Ne yazıyorduk x yerine? 1. 1 yazarsam 1. Bir de başında eksi var. Eksi 1 geldi burası. Bize bir de f'in türevinde 2 lazım. Hemen f'in türevini de burada alıyorum kenarda. 3x kare eksi 1 geliyor. F'in türevi. X yerine de 2 yazın diyor. 4, 12, 1 çıktı 11. Yani 11 çarpı eksi 1. O da eksi 11 çıktı sorumun cevabı. Geldim son soruya. Son soruda zaten aşağıda hocam kırmızıyla ne yapmanız gerektiğini göstermiş arkadaşlarım. Direkt yerine yazmanız yeterli burada. H'ın türevinde 1 diyor mesela. Bu 4. H'da 1 diyor. Bu 2. G'nin türevinde 2 diyor. Bu da eksi 2'ymiş. Şurası eksi 2. Buraya bakalım. H'da 1 diyor arkadaşlarım. 2. G'de 2 diyor. G'nin ikisi ne? Eksi 1. F'in türevinde eksi 1 diyor. O da 3. Eksi 8. 3 ile çarptım. Eksi 24 çıktı gobeller. Sorumuzun cevabı. Evet, 23 numarayı da gömdük. Hemen 24 numarayı çevirdik. Ne diyor bakalım bu 24 numara? Diyor ki f'in türevinde 3'ü bul diyor kardeşim. Tamam, ilk önce her iki tarafın gelin bir türevini alalım. Şimdi şu sol tarafta bileşke fonksiyonun türevi var. Dıştan başlıyorum. F'in türevi diyorum. İçine aynen yazıyorum. Bir de çarpı içine girdim. 2x-1'in türevi de 2'dir. Eşittir. Şimdi şu ne demekti? X üzeri eksi 1 demekti değil mi? Eksi 1'i başa aldım. 1 azalttım. Eksi x'in türevi eksi 1'dir. 2'nin türevi 0'dır yazmadım. Şimdi x yerine 3 yazın diyor hemen. Tabii f'in türevinde 3 olsun diyor. O halde ben diyorum ki burayı 3 yapacağım. X yerine kaç yazarsam 3 olur burası? 2. Değil mi? 4'ten 1 çıktı 3 oldu. F'in türevinde 3 geliyor. X eşittir 2 için ama. Peki çarpı 2. 2 yazıyorduk. 2'nin eksi ikinci kuvveti 1 bölü 4. Başında da eksi var. Eksi 1 bölü 4. Eksi 1. Bir satır daha düzenleyelim. Eksi 4. Eksi 5 bölü 4 yaptı. Bir de 2'ye bölersem eksi 5 bölü 8 çıktı. F'in türevinde 3 dediğim şey. Evet, Adana'ymış cevabımız. Geldik 4, 2 numaralı soruya. F'in türevini alın diyor dostlarım. Hadi gelin şuradan başlayalım. Her iki tarafın türevini alacağım buranın. Şurada önce f'in türevi içine aynen yaz. F'in türevi içine aynen yazdım. Çarpı 3x'in türevi 3. Şimdi geldik buraya artı. Önce 2 çarpı f'in türevi içine aynen yazıyorum. 2x artı 1 çarpı içinin türevi. 2x artı 1'in türevi de 2'dir. Eşittir bu tarafın türevi. 2x eksi 5 çıktı. X yerine 3 yazmamızı istiyor f'in türevinin içinde. Bunun için x yerine kaç yazmalıyım? X yerine 1 yazarsam burası 3 oluyor. Hadi yazalım. F'in türevinde 3 oluyor. Çarpı 3. Artı 2 kere 2 4 tane f'in türevinde yine 3 oldu burası. 1 yazarsam 2'den eksi 5 eksi 3 oldu. 4 tane burada, 3 tane burada, 7 tane f'in türevinde 3 var, eşittir eksi 3'e. 7'ye böldük her iki tarafı dostum. Eksi 3 bölü 7 çıktı. F'in türevinde 3. Üçüncü sorudayız.
Gelin yine türevlerini istiyor f ve g'nin. Her iki tarafın bir türevini alalım. Öncelikle buranın türevi. F'in türevinde x kare artı 1 çarpı içinin türevi 2x'tir. Eksi g'nin türevinde eksi 3x çarpı içinin türevi eksi 3. Eşittir. Buranın türevini alıyorum. X karenin türevi 2x. Şimdi 2 bölü x demek 2 çarpı x üzeri eksi 1 demekti. Eksi 1'i başa alırsam eksi 2 x üzerinde de bir azalttım kuvveti. Eksi 2 oldu burası. Hadi düzenleyelim. Şimdi f'in içinin 5 olmasını istiyor. O halde x yerine 2 yazacağım. X yerine 2 yazarsam 4, 1, 5 geliyor burası. X yerine 2 yazarsam eksi 6 geliyor ama 6 olmasını istiyor. O halde x yerine biz eksi 2 yazalım. Eksi 2'nin karesi 4. 4. Bir daha f'in türevinde 5 geldi burası. Eksi 2 yazarsam eksi 4 geldi. Eksi 4 çarpı f'in türevinde 5. Eksi 2 yazıyordum x yerine. Burası g'de 6 çıktı. Eksi ile de eksi 3'ün çarpımı artı 3 tane g'nin türevinde 6 geldi. Ne yazıyordum? Eksi 2. Eksi 4 olur burası. Eksi 2 yazarsam eksi 2 çarpı 1 bölü 4 olur. Gitti gitti 2 kaldı. Eksi 8, eksi 1 daha. Eksi 9 bölü 2 de burası oldu. Şu ana kadar her şey yolunda. Şimdi bunun içinde bir de eksi 2 ile çarpalım mı arkadaşlarım? Bakın 8 olmasını ve 6 olmasını istiyor ya. Bütün denklemi eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 ile çarparsam 8 tane f'in türevinde 5. Eksi 6 tane g'nin türevinde 6. Eksi 2 ile çarptığım için artıya döndü. 2'ler gitti. 9 kaldı. İşte istediği şey 9 çıktı. Cevap bursaymış dedi. Geldim buna. Yine her iki tarafın türevini alalım. G'nin türevinde de 2 istiyor. Şurada her iki tarafın türevini alıyorum. Öncelikle G'nin türevinde x artı 1 çarpı içinin türevi 1 olduğu için 1 eşittir. Burası f'in türevinde içine aynen yaz. X çarpı fx çarpı şimdi içinin türevi. İçinin türevi de çarpımın türevi var. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı ikincinin türevi çarpı birinci. Bu şekilde geldi. Şimdi 2 olsun istiyor bizde. G'nin türevinin içi 2 olsun. O halde x yerine 1 yazalım. G'nin türevinde 2 olur. Eşittir. 1 yazarsak f'in türevinde f'de 1 kalır burası. Çarpı 1 yazarsak f'de 1 olur. Artı f'in türevinde 1 gelir. İşte işlemin sonucu bu. Şimdi bize ne lazım? F'de 1 lazım. 1'miş. F'in türevinde 1 lazım. O da 1'miş. Hadi yapalım, düzenleyelim. G'nin türevinde 2 eşittir. Şurasına 1 yazarsam 1 çıkıyor. F'in türevinde 1 de 1 olduğu için 1 çarpı. Şurası f'de 1'dir. 1 çıkıyor. 1 artı. F'in türevinde de 1. 1'dir kardeşim. Bu da 1 geliyor. Şurası 2 çarpı 1'den 2 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, 24 numarayı da gömdük. Şimdi 25'e geçmeden önce biraz duracağım. Çünkü ezan okunmaya başladı goberler. Ezandan sonra devam edeceğim inşallah. Hadi kolay gelsin. Devam ediyorum dostlar. 25 numaralı köşe taşıyla bakalım bu ne demiş, neler demiş bir görelim. İfadelerinden hangileri doğrudur diye bir soru sormuş. Türevini almış amcam. Bakalım doğru mu almış bir görelim. Şimdi ne yapıyorduk? 2'yi başa alacağız ilk önce. Şöyle 2 çarpı diyeceğiz. Aynen yazıyorum x küp artı 2'yi. Üstünü biraz attım 1 kaldı. Çarpı bitmedi. Bir de içine gireceğim. Bak üslü ifade varsa önce üstün türevini alıyormuş gibi hani başa getiriyorduk biraz altıyorduk ya. Altta ne olduğunu önemsemeyin ilk önce. Bunu bir yapın. Yaptık. Şimdi içinde bir fonksiyon var. Bir de buranın türevini alacağım dostum. Hemen alalım. 3x kare geliyor. Buradan da türev. Çarpalım. 2 ile 3x kareyi çarpalım. 6x kare çarpı x küp artı 2 geldi. Evet. Aynısı çıktı. Demek ki 1 doğru. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. 1 doğru olduğu için 1 olmayanları sildim hemen.
Şimdi 2'ye birazdan bakarız. Orada ters çevirmemiz falan gerekecek de 3'ü bir kontrol edelim dostlar. 4'ü başa alıyorum. 4 geldi başa. Kuvveti bir azalttım. 3 oldu. Aynen yazdım. Çarpı içinin türevi girecek bir de. O da 2x-1. Evet, o da gelmiş. Tamam. 3 de doğru. 3 olmayanları da silelim. 3 de doğru. Edirne çıktı bile cevap. 2'ye bakmaya gerek bile kalmadı. Geldim 2 numaralı soruya. 2 numara ne diyor? Bakın limitsel ifade etmiş türevi. Gözümüz alıştı artık. Bu ne demekti? F'in türevini al, x yerine de 1 yaz. Şimdi türevini alalım. Bölümün türevi yapacağım. Önce birincinin türevi. Bak buraya dikkat edin. Birincinin türevini alıyorum. Dikkatli alın bakın. 2'yi başa aldım. Çarpı içini aynen yazdım. Kuvveti bir azalttım, 1 oldu. Ama bitmedi. Çarpı içinin türevi 3. Şimdi bu birincinin türeviydi. Çarpı ikinci. Yani x kare artı 1. Arada eksi vardı. İkincinin türevi 2x hocam. Çarpı birinci. O da 3x eksi 1'in karesi. Bölü paydanın karesi vardı. Yani x kare artı 1'in karesi. İşte türevini aldım dostlar. Acele etmeden yavaş yavaş yaparsanız hata yapmazsınız. Şimdi de diyor ki x gördüğün yere 1 yaz. Hadi yazalım. 1 yazarsam 3, 1 çıktı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12 olur. Şuraya kadar 12 bir kere. 1 yazıyordum. 2 de buradan geldi. 12 ile 2'nin çarpımı 24. Şuraya 24'ü yazayım. Eksi. Şimdi şuradayım. 1 yazıyordum 2. 1 yazıyorum. Burası da 2. Karesi 4. 2 kere 4 8. Bölü 1 yazıyordum. 1, 1 daha 2 yaptı. 2'nin karesi 4. 24'ten 8 çıktı. 16. 16'yı da 4'e böldüm. Cevabım 4. Geldi goberler. Ve geçtim gönül rahatlığıyla 3 numaralı soruya. Bakalım burada ne yapıyoruz. X eşittir 0 için türevini alın diyor dostum. Hemen ne yapıyordum? Şu üstü kuvveti başa getiriyorum. 2. İçine aynen yazıyorum. X artı 2 bölü x artı 1. Kuvveti de 1 azalttım. 1 çarpı bitmedi. İçinin türevi değil mi? Şuranın türevi. Ve bakın içinde nasıl bir ifade çıktı? Bölümün türevi. Neydi bölümün türevi? Birincinin türevi 1 çarpı ikinci x artı 1. Eksi ikincinin türevi o da 1 çarpı birinci x artı 2 bölü paydanın karesi. Yani x artı 1'in karesi. Şimdi 0 için sonucu bulun diyor. 0 yazalım. 2 bölü 1 olur. Birinci kuvveti yine 2 olur. 2 ile de 2'yi çarptım. 4 çarpı 0 yazalım. Şurası 1. 0 yazalım. Burası 2. 1 eksi 2'den eksi 1 bölü 0 yazalım. 1. Eksi 1 4 ile çarpılınca eksi 4 geldi. Sorumuzun cevabı. 4 numaraya geldik. Diyor ki f'in türevinde 0 5'tir. Buna göre f'in türevini, m'yi bulun diyor. F'in türevini alacağım. X yerine 0 yazacağım. Şimdi f dediğimiz şey çarpımlı bir ifade. Birincinin türevi. Bakın şimdi f'in türevini alıyorum ve hiç acele etmiyorum dostum. Birinci şurası. Şimdi buranın türevini alırken dikkatli ol. 3'ü başa aldım. 3 çarpı x eksi 1 kuvveti bir azalttım. Çarpı içinin türevi. X eksi 1'in türevi 1'dir. Şanslıyız, 1 çıktı. Bu birincinin türevi. Çarpı ikinci yani 2x artı m artı ikincinin türevi onun da türevi 2 çarpı birinciyi yazıyorum x eksi 1'in kökü. Şimdi burada da diyor x yerine 0 yaz sonucu 5'e eşitle. Hadi 0 yazalım. Eksi 1 kalır karesi 1'dir 3 ile çarptım şurası 3. 0 yazıyordum 0 m kaldı burada 3m oldu burası. Artı 0 yazarsam eksi 1, eksi 1'in küpü yine eksi 1, 2 ile çarptım, eksi 2. Eşitmiş 5'e. Buradan da 7 olur, 3m 7'dir. M eşittir, 7 bölü 3 çıktı. Sorumun cevabı Denizli'den geldi goberler. Evet, 25 numarada tamam. Geldik 26 numaraya. Köklü ifadenin türevini almamı istiyor ki biz bunu deminden beri yapıyoruz dostum. Öncelikle köklü ifadeyi üslü ifadeye çeviriyordum. Yani fx'i şöyle yazacağım ben ilk önce. İçini yazıyorum. X kare artı 8x. Bunun kuvveti 1. Şuradaki derecenin kuvvetinde bölü 2 olarak 1 bölü 2. kuvvet olarak çevirdim. Şimdi ne yapıyorum?
Üstü başı al. 1 bölü 2. X kare artı 8x'i yazdım. Üstün kuvvetini bir azalttım. Eksi 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2'den 1 çıktı. Eksi 1 bölü 2. Ama bitmedi. İçinin türevini almayı unutmuyordum değil mi? Yani 2x artı 8'i yazmayı unutmuyorum. İşte f'in türevi bu kardeşim. Şimdi hadi gelin x yerine 1 yazın diyor. Yazalım. 1, 8 daha 9. 9'un 1 bölü 2. kuvveti 3 yapar. 1 bölü 2. kuvvet karekök demektir. 3 yapar. Ama eksi olduğu için 1 bölü 3 yapar dostum. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 olur. 1 bölü 6 çarpı ne yazıyordum? 1, 2, 8 daha 10 yaptı. 10 bölü 6, 5 bölü 3 çıktı. Sorumun cevabı. Geldim 2 numaralı soruya hemen. Diyor ki şu parantezin içindeki ifadenin u'ya göre türevini alın diyor. Önce bu parantezin içini şöyle bir yazayım ben. 5u artı 1 üzeri 2 bölü 3 var burada kardeşim. Şimdi alalım türevini. 2 bölü 3 başa geldi. Çarpı. İçine aynen yazdım. 5u artı 1 diye. Kuvveti bir azalttım. Eksi 1 bölü 3 geldi. Çarpı içinin türevini unutmayın. 5u'nun türevi 5'tir. Çarpı 5 diye de buraya yazdım. Yani ne oldu? 10 bölü 3 oldu burası kardeşim. Buraya da takla attırırsam aha Bursa şıkkı çıktı zaten. 1 bölü bakın Bursa'da 10 bölü 3'ü gördüm. Bursa şıkkı geldi kardeşim. Geldik buna. Yine köklü bir ifade türevini alın diyor. Önce isterseniz şu fx'i biz üslü ifadeye çevirelim. Şöyle olacak. X artı 3 bölü x artı 1'in 1 bölü 2. kuvveti oldu. Şimdi 1 bölü 2'yi başa aldık. Çarpı. İçine aynen yazdık. X artı 3 bölü x artı 1. Kuvveti de bir azalttık. Eksi 1 bölü 2 geldi. Şimdi hemen ne yapıyorum? Çarpı içinin türevi. İçinin türevi de 1'in bölümü olduğu için bölümün türevi gelecek buraya. Birincinin türevi 1 çarpı 2. Eksi ikincinin türevi yine 1 çarpı 1. Bölü paydanın karesi. Yani x artı 1'in karesi geldi. Şimdi x yerine de 1 yazın diyor dostum. Hemen yazalım sonucu bulalım. 1 yazarsam 4 bölü 2'den 2 gelir burası. Şöyle oldu. 1 bölü 2 çarpı 2 gelmişti burası. Kök 2 oldu. Takla attırdım. 1 bölü kök 2. Yine çarpı. 1 yazıyordum. 1. 2 yaptı burası. 2. 1 yazıyordum. 4. 2'den 4 çıktı. Eksi 2 bölü. 1 yazarsam 2 karesi 4. Eksi 2 bölü 4. Yani eksi 1 bölü 2 de buradan geldi. Şimdi yukarısı eksi 1 yaptı. Aşağısı da 4 kök 2 yaptı. Eksi 1 bölü 4 kök 2. Hadi kök 2 ile çarpalım her iki tarafı. Eksi kök 2 bölü 8 oldu kardeşim. Yani Ceyhan şıkkımız doğru cevaptır dedim dostlar. Geldim 4 numaraya. Evet, türevini alın diyor. Şurada x eksi 0 var. Gözünüz alıştı buna. X 0, x 0. F'in türevinde 0'ı bulun diyor. Şimdi türevini alacağım. Birincinin türevi. Bölüm olduğu için bölümün türevi yapıyorum. Birincinin türevi 2. Çarpı ikinciyi aynen yazıyorum. Yani x kare artı 1. Eksi. Şimdi ikincinin türevi. Yani şunun türevi. X kare artı 1 üzeri 1 bölü 2'nin türevi. O da nedir? 1 bölü 2 başa geldi. İçine aynen yazdım. X kare artı 1. Üstünü de 1 azalttım. Çarpı içinin türevini de almayı unutmadım. Bu da ikincinin türevi. Çarpı birinciyi de aynen yazıyorum. Yani 2x artı 1'i de yazıyorum. Bölü paydanın karesi. Şu köklü ifadenin karesini alınca bir tek x kare artı 1 kaldı. Şimdi x yerine de 0 yazın diyor. Yazalım sıfırımızı. 0 yazarsak kök 1, o da 1 diye çıktı. 2 oldu burası. Şuradan devam edeyim. 2 eksi 0 yazarsam 1, 1'in kuvveti yine 1. 1 bölü 2 var burada. Çarpı, ha şuradan 0 yazdığım için şurası komple 0 oldu arkadaşım. 2x var ya orada, 2x'in yerine 0 yazdığı için komple 0 geldi burası. Bölü 0 yazarsam 1, 2 bölü 1'den 2 çıktı sorumuzun cevabı dostlar. Evet. 26 numaralı testimizle bitirdik köşe taşımızda. Şimdi burada durdum arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda da devam ederiz 27'den itibaren. Sonuna kadar gideriz artık. Hadi kolay gelsin, görüşmek üzere.